Hadi başlayalım. Şimdi toprağın, çakıl taşı gerekli. Biraz yosun böyle süslemek için bir şeyler. Bu toprağın biraz daha farkı var. Önce onu söylemem lazım. İki toprak birbirinden farklı. Bunun içerisinde biraz kömür tozu var. Kömür tozu olan toprak karışımını ayrı ayrı ikisinden birbirinden farklı katmanlarda kullanacağız. O yüzden ayrı olarak getirdik onu. Hadi başlayalım. Tamam. Birazcık drenaj için alt kısmı. Yani suyun orada şey yapması için değil evet, mi? Evet, birikmesi için. Hı-hı. Çok fazla koymuyoruz su gelecek kadar. Bu kadar yeterli. Evet. Bu içerisinde kükürt, kömür tozu olan toprak karışımı. Kükürt tozu mu var bunda? Evet, kükürt. Yani kömür tozu. Kömürü biz tozu eziyoruz. Normal bu toprağın içerisinde karıştırıyoruz. Güzelmiş. Bak Sibel, hani kaktüslere biz de annenin kaktüs ekiminde kömür koyardık kömür içine. Demek ki bir mantıklı bir kesinlikle, şeysi varmış. Evet. Biz de böyle bir kaktüs ekimi toprağı yapıyor Sibel'in annesi. Çiçek açtırıyor. Çiçek açtırıyor. Kömürün kendisini böyle içine kırıp koyuyoruz. Kömürün şöyle bir özelliği var. Kapalıysa özellikle açıkta da oluyor ama kapalı daha çok kendisini gösteriyor. İçindeki nemi tamamıyla dışarıya veriyor. İçerisinde nem tutmuyor. Güzel. Aslında kapalı falan. O zaman çürütmüyor. Çürütmüyor. Hı-hı. Biraz da bundan koyalım. Teraryumda hanımlara bir ekmek kapısı olabilir mi? Hani teraryum buna... şöyle olur tabii olabilir. Yani özel günlerde ve bir takım açılışlarda teraryum şöyle neden isteniyor? Çünkü uzun ömürlü ve gösterimi şık ve içerisinde bir dünya yaratıyorsunuz bunun. Gerçekten böyle içini hikayelendirebiliyorsunuz. O çok güzel. İstediğiniz gibi. Evet. Bu kadar toprak yetecek. Şimdi bunun üzerine kurgulayacağız. Zeminimiz hazır. İstediğimiz bitkiyi kullanabiliriz. Tamam. Bitkileri seçerken çünkü su istekleri aynı olan bitki türleri buraya geldi. Dolayısıyla istediğimiz bitkilerle istediğimiz içerisinde yani, dünya yaratabiliriz. Kaktüs ağırlıklı şeyler. Şunları ekeceğiz. Evet. Buyurun. Alacağım. İçerisinde daha yüksek bitki biraz da iyi görünüyor. Altını biraz yumuşatabilirim. Evet, biz kaktüslerimizi ekerken de bu işlemleri değil mi yapıyoruz? Evet, evet. Biraz şeyinden kesiyor musun? Vereyim mi makas? Makas yok, köklerine hiç bulaşmıyorum. Bulaşmıyor musun? Hiç dokunmuyorum köklerine. Serbest kalıyor, yerini açacağım. Bak ben olsam azıcık... Boya versin diye kökü alırdım. Boylanmasını çok istemiyoruz. Boylanmasını istemiyoruz. Doğru, mantıklı. Çünkü bir kapalı kap içinde. Öğrenmenin yaşı yok, sınırı yok. Hakikaten güzel. Ve bunu aslında böyle yaparken ben her teraryum yapışında ağır ağır, keyifli keyifli yapıyorum. Çünkü bu... Bu gerçekten resim yapmak. Evet, kesinlikle resim yapmak gibi. Resim yapmak gibi, ince ince. Güzel biraz. Biz peyzaj çalışmalarımızda da toprağı göstermeyi çok fazla sevmiyoruz. Evet. Teraryumda da aynı şekilde toprak görünmesin. Onu istediğimiz malzemeyle kapatalım istiyoruz. Evet. Bu arada sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Diyelim ki şöyle kaplarımızda kaktüsler var. Sen bir taraftan çalış. Hani kaktüs bakımı dediğimiz şey, ne kadar da bir sulamalıyız biz kaktüslerimizi? Yani madem böyle bir... seni buldum sorularımı da sorayım. Kapalıysa eğer böyle fanus, ayda bir kere sulamamız buna yetecek. Ayda bir kere? Ayda bir kere yeter. Şimdi bittikten sonra sulama sistemini ve tekniğini de ben göstereceğim size. Evet, sulama tekniği. Evet. Yani yaparken ona çok dikkat etmek gerekiyor. Sonrası düşünülmüyor çok fazla. Eğer toprağa ihtiyacın yoksa şunu bir alayım, evet, alayım mı? Tamam, tamam. Ben biraz arkadaşlara çekim alanı yapayım dedim. Yani şurayı bir temizleyeyim. Tamam. Ay çok güzel. Sibel görüyor musun ne güzel oluyor? Of 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 of. Şimdi yine süslemeye devam edeceğiz.
Mesela bunları nereden alıyoruz? Ben biliyorum da seyircilerimiz için. Bunlar büyük fidanlıklarda yurt dışından geliyor. Spangum yosunu olarak geçiyor. Turba yosunu. Spangum. Spangum yosunuymuş. Turba yosunu da denilebilir. 5-6 renk olarak satılıyor bunlar. Burada zaten 3 rengi var. Bunların haricinde turuncu var ve yeşilin birkaç tane daha tonu var. En çok da onlar kullanılıyor zaten. Şimdi, ay çok güzel yakıştı. Şimdi ben bunu, bu bir ağacın yatay kesilmiş hali. Bunu cilaladık biz. Çünkü içerisinde cilalanmadığı sürece küflenme yapıyor. Veya suyu çok emiyor. Suyu emiyor. Dolayısıyla çok uzun ömürlü olması açısından cilalandı. Şimdi bunun üzerine iki tane sizin minyatür adamlardan yerleştireceğiz. Hadi yerleştir bakalım. Şöyle çalışırsan tersten tabii. Kameraya hı-hı. göre. Ay çok güzel. Onları da birbirlerine baktıralım. Senin bir Instagram'ın var herhalde. Var. Orada bunlardan çeşitler görebilir miyiz? Tabii, tabii. Örnekler hı-hı. görebilir miyiz? Hı-hı. Onları yayınladı arkadaşlarım herhalde. Oradan bakabilirsiniz. Süper güzel. Hem açık hem kapalı teraryumlar. Aslında açık olanlarda da çok güzel. Çalışma alanlarında çok farklı şeyler yaratılabiliyor. Evet. Bu hem bir sanat hem de bir hobi bana göre. Evet, biraz çiçek çok ruha iyi gelen bir şey gerçekten. Ay 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 ay, bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Bakın bakın, ay çok güzel olmadı mı? Yaşasın, süper güzel. İnanın insan böyle şeyler yaparken her şeyi unutuveriyor. Hani şu sıkıntılı zor zamanlarda, dün hepiniz de öyle yazmışsınız gerçekten. Her şeyi okudum. Biz bile programdan çıktıktan sonra şunu hissettik. Ya nasıl da her şeyi unutuverdik olduk. Tabii sonra tekrardan yaşamın gerçeklerine döndük ama. Evet. Süper güzel. Şimdi bundan sonrası şeye girecek. Tamam, görselimizi tamamladık aşağı yukarı. Bundan sonra teknik olarak ön kısmın dere taşı olması gerekiyor artık. Evet. Evet, sulama açısından çakıl taşı. Evet, ön kısmın çakıl taşı olursa diyor, sulama açısından evet. Şey var. Kaktüslerimizi ayda bir sulayalım diyor. Peki, bir soru daha soracağım. Tabii. Benim böyle bir sıkıntım var. Benim mesela şu küçük kaktüslerden en az ne bileyim 60 tane vardır. Öyle mi? Açın, gözleri açıldı. Evde balkonda duruyor, bakıyorum ama bir tanesinde mesela şey oluştu, böyle küf küf bir şey oldu. Onu ben böyle sirkeli suyla böyle böyle yaptım, yıkadım. Doğru mu, senin önereceğin başka bir şey var mı? Sirkeli su doğru. Sirkeli su hem diğer bitkilerin bitkilere bulaşmasını engeller. Evet, çok başarılı bir tercih olmuş o. Diğer ilaçlardan kullandığımız zaman yaprak şeklini bozuyor. Yaprak şekli. Yani biz şu görüntüyü bozmuyoruz sirkeli suyla. Sirkeli su çok doğru bir tercih olmuş. Bir de ben onları böyle pıst pıst diye suluyorum arada bir. Evet. O yeterli midir? Yani şöyle, ben sulamasını yaparken üst kısmına su hiç değdirmemeye çalışıyorum. Öyle mi? Bizimkiler çok azdı vallahi. Böyle öyle derler çiçek tabirinde. Güneşli günlerde yukarıdan su değdiği zaman o yukarı üst kısımda kalıyor. Büyüteç etkisi yapıyor yaprakta. Peki nasıl yapayım? Alttan mı? Güneş yoksa yukarıdan püskürtülebilir. Ama ben de güneşte tam tersi yapıyorum. Bak çok güzel bilgiler değil mi? Evet. Eğer güneş varsa gene o pıspısı ince ayarına getirirsek, o uzun atan ayarına, püskürten ayarına değil de ben şu köklere... Köklere böyle pıt pıt yapıyorsun. Evet, evet. Yaprağı değdirmeyeyim güneş yaprağı olunca. Süper bir bilgi bu. Çünkü hı-hı. kaktüse hakikaten çok meraklı, seven seyircilerimiz var. Sukulentler biliyorsunuz. Çok şey takip ediyorum Instagram'da. Benden meraklı olanlar benden neler takip ettiğini seni de takip edeceğim şimdi. Tamam, çok sevinirim. Mersin'de dostlarımız var. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Sukulent sayfaları takip ediyorum. Hakikaten çok güzel şeyler yapıyorlar. Ama bak, oraya koyduğun iki tanecik o nasıl farklılaştırdı? Yani buradaki objelerle bunu çok zenginleştirdi. Neler koyabiliriz? Objelerde neler var mesela oradaki objelerinde? Ben kesilmiş limon bile görüyorum. Tabii tabii. Biz bu limonları da kesiyoruz, kurutuyoruz ve cila alıyoruz. Cila önemli. Yani içerisinde kullanacaksak bu cila önemli. Mesela küçük şeyler kullanıyorlar. Ne onların adı? Kabaklar.
Evet. Küçük böyle kabaklar, onları da cilalıyorlar. Yani biz cilalıyoruz çünkü akıbetini biliyorum. Bunun içerisinde kaldığı zaman 15 gün sonra küflenmeye başlıyor. Çünkü benim o bir tane gelmişti bize, içinde bir kabak vardı. Böyle küçük hani süs kabağı gibi. Evet. Hepsi bozuldu mesela zaman içinde. Yani neredeyse kabak bir sene kullanmadım. Kabak kaldı. Vardır mutlaka, bir şoklanmıştır. Bak, bir madde sürülmüştür ona. Ben dedim ki en önce bu gidecek. O gitmedi. Süper. Başka neler? Tarçın kullanılır. Tarçın, burada yaprak. Tarçınımız var. Tarçını istediğimiz iplerle bağlıyoruz. Kenarına bağlıyoruz, sarkıtıyoruz. Bu tarz ipler kullanıyoruz biz üst kısımlarında. Doğal ipler. Kendiler, şeyler. Evet. Çok güzel. Şunları çok seviyorum. Evet. Bunlar mesela, da tam kaktüsleri. Şunun adı ne? Şunun. Bunlar dağınık sukulent olarak geçiyor. Dağınık sukulent. Eşeverya türleri. Bak, bunları çok severim ben. Bunlar direkt kaktüs, ekinokaktüsün renklendirilmiş şekilleri. Evet. Şu yaptığı şeyleri... Bunlar tamamen el yapımı. El yapımı. Görebildik mi arkadaşlar? Bakın ne kadar güzel. Şunlar. Şu büyük kutuyu bir görelim. Ona da bayıldım. Yani yine yapalım diyorum bunlardan. Tabii. Yine gelir misin? Elbette gelirim. Çok mutlu olduk.